Gençler merhaba. Bu dersimizde 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer ki sesimde bir bozukluk varsa lütfen kusura bakmayın çünkü halen COVID pozitifim ve karantina sürecim devam ediyor. Ancak yazılı dönemi geldiği için de sizleri bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. En azından hazırladığımız notlarla yardımcı olmak istedim. Evet, şimdi başlayalım yazılımıza. Klasik soru hazırladım, 10 tane. Bu klasik soruların cevaplarını vereceğim. Genel en temel başlıklardan oluşuyor. Öğrendiğiniz takdirde sınavınızda iyi bir not alacağınızı düşünüyorum. Sohbet, söyleşi nedir? Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli benli olarak yazılan tarzına biz söyleşi, sohbet diyoruz. Gazete ve dergi yazılarındandır. Bu tür yazılarda samimiyet esastır. Yazar düşüncelerini muhakkak kabul ettirmek için okuyucularını zorlamaz. O daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri sürer. Söyleşilerde küçük fıkralar ve anılar da malzeme olarak kullanılır. Evet, sohbet söyleşi türünün özelliklerine bakalım. Kompozisyon türü olarak söyleşi, makale planıyla fakat bir karşılıklı konuşma hevesi havası içinde yazılan yazılardır. Söyleşiler genellikle günlük sanat olaylarını konu olarak ele alır. Gazete ve dergi yazılarındandır. Yazarın okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür. Yazar düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici olmaz. Söyleşide daha çok yazarın kişisel düşünceleri ağırlık kazanır. Söyleşilerin en önemli özelliği yazarın samimi, içten bir ifade tarzını ortaya koymasıdır. Ayrıca bu tür yazılarda anılar, fıkralar ve çeşitli güncel olaylar verilerek yazarın duygu ve düşünceleri de desteklenebilir. Şimdi bir türü bildiğiniz zaman öncelikle ne anlama geldiğini tanımını bilmeniz gerekir. İkinci olarak en önemlisi ise özelliklerini bilmeniz gerekir. O yüzden bu türün özelliklerini de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir de farklılıklar, yani çok karıştırılan iki metin arasındaki farklılıkları da bilmek önemlidir. Makale ile sohbet türünün farklılıklarına bakalım. Sohbet makaleden üslup yönüyle ayrılır. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarına senli benli bir anlatım yolu seçilir. Hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanır. Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genelde de günlük sanat olaylarıdır. Fakat konu tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde sıcak bir dille yazılır. Makale neydi? Makalede kanıt ispatlanmaya çalışıyor. Düşüncemizi inandırmaya çalışıyoruz karşımızdakine. Evet, Cumhuriyet öncesi dönemde sohbete bakalım. Sohbet bir yazı türü olarak Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde gazetecilikle girmiştir. Bu dönemin genel anlayışına uygun olarak yazarlar, diğer türlerde olduğu gibi sohbette de toplumsal fayda ilkesini gözetmiş, dönemine göre sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır. Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünun döneminde ise Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın sohbet türünde yazılar yazmıştır. Servet-i Fünun döneminde bağımsız çizgi eser veren Ahmet Rasim, sohbet türünün ilk yetkin ürünlerini vermiştir. Evet, sohbet türünün ilk yetkin ürünlerini Ahmet Rasim'e verdiğini görüyoruz. Evet, Cumhuriyet döneminde sohbete devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminde diğer düz yazı türlerinde olduğu gibi sohbette de yalın bir dil ve anlatım kullanarak Anadolu insanına seslenmek amaçlanmıştır. İnsana ve yaşama dair her tür kavram ve olgu bu dönem sohbetlerinde ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç'ın Söyleşiler, Şevket Radan'ın Eşref Saat, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Konuşmaları, Ahmet Kabaklı'nın Sohbet adlı eserleri türün tanınmış örneklerindendir. Evet, bir türü öğrenirken ne dedik? Tanımını bilmeniz gerekiyor, özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Ayrıca bu türün önemli temsilcilerini de bilmeniz, önemli eserlerini bilmeniz büyük önem arz ediyor. O yüzden bu eserleri de biliniz. Türk Edebiyatı'na diğer türlere kıyasla sohbet türünde daha az eser verilmiştir. Bazı yazarlarımız sohbet türündeki yazılarını kitaplaştırmıştır. Eserlerini kitaplaştırılan sanatçılarımızdan bazıları ise Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri, Şevket Rado, Eşref Saati, Aile Sohbetleri, Suud Kemal Yetkin, Edebiyat Söyleşileri, Nurullah Ataç, Karalama Defteri, Söyleşiler, Melih Cevdet Anday, Dilimiz Üzerine Konuşmalardır. Ayrıca Cenap Şahbettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Atilla İlhan gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir. Şimdi geldik fıkra yazı türüne. Fıkra bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille anlatan düz yazılara denmektedir. Ayrıca gazete ya da dergilerin belirli yerlerine yayınlanan güncel siyasal toplumsal sorunları kişisel görüşle ele alıp işleyen yazılara fıkra köşe yazısı denir. Fıkra türünün özelliklerine bakıyoruz. Fıkralar güncel, aktüel bir olayı konu edinirler. Gazetelerin belli bir köşesine yayınlanan bu yazıların yarına
kalırlığı yoktur. Fıkra deyince aklınıza güldür amacı taşıyan fıkralar gelmesin. İşte farklı bir konudan bahsediyoruz. Fıkra yazarı işlediği konuyu görüşler açısından değerlendirir. Bunu yaparken bir görüşü ayrıntıları ele almak, kanıtlama yoluna gitmez. Fıkrada anlatım yalın ve yoğundur. Yazar çok çeşitli konulardan söz açabilir. Enflasyon, seçimler, terörle ilgili olaylar, erozyon, çevre kirliliği, dünyanın herhangi bir yerindeki savaş, fıkra konusu olabilir. Düşünsel bir planla yazılır ve değişik anlatım biçimlerinden yararlanılır. Bu tür edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir. Şimdi fıkra ile makale arasındaki farklılıklara bakalım. Fıkra makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür. Makalede belli görüşleri kanıtlama amacı vardır ama fıkrada ise aynı söyleşide olduğu gibi böyle bir amaç güdülmez. Kanıtlama amacımız yoktur. Fıkranın anlatımında makaledeki ciddiyet de görünmez. Makalede nesnel, fıkrada öznel nitelikler ağır basar. Fıkrada yer yer esprili, hoşa giden bir anlatım öne çıkar. Makale yazmak uzmanlık ister. Belli alanlarda bilimsel görüşlerden haberdar olmayı gerektirir. Fıkrada ise aynı konuyu farklı yazarlar değişik bakış açılarıyla ortaya koyabilir. Günümüzde gazetelerin belli köşelerine yayınlanan ve güncel sorunlarla söz eden yazarlara halk arasında yanlış olarak makale denmektedir. Oysa bunlar fıkralardır. Kimi fıkralarda öğreticilik özelliği ağır basabilir, böyle fıkralarda bir makale havası da sezilir. Cumhuriyet öncesi dönemde fıkraya bakalım. Fıkra Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde girmiştir demiştik zaten. Bu dönemde yazılan fıkralarda hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınmıştır. Dönemine göre halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Gazete çevresinde oluşan bu yazı türün ilk örneklerini İbrahim Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat vermiştir. Evet, bir türün ilk örneklerini kimin verdiği de yine çok önemlidir. Fıkra türünün ilk örneklerini kimin verdiğini görüyoruz. Sonraki dönemlerde onlara Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ziya Gökalp de takip etmiştir. Refik Halit Karay, Mizahta Ehliyet adlı yazısında kendi mizah anlayışını ortaya koyarken mizahın bir yaratılış ve yetenek işi olduğunu, herkesin nitelikli mizah yapamayacağını vurgulamaktadır. Evet, gelelim Cumhuriyet döneminde fıkraya. Cumhuriyet döneminde gazete ve dergilerin çoğalmasıyla fıkra türündeki yazılar daha çok görülmeye başlanmıştır. Bu dönem fıkralarında yazarlar sade bir dil ve anlatımla güncel, siyasi, sosyal konuları, düşüncelerini ifade etmişlerdir. Cumhuriyet Edebiyatı döneminde Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhun, Yusuf Ziya Ortaç, Sabri Esat Siyavuşgil, Ercüment Ekrem Tolu, Burhan Felek, Harun Tener, Atilla İlhan, Ahmet Kabaklı, İlhami Soysal, Erhun Göze gibi yazarlar fıkra türünde yazılar kaleme almıştır. Evet, geldik romana. Roman nedir? Roman, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insan ilişkilerinin ve psikolojisinin uzun bir şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi türe denilmektedir. İnsanı en iyi anlatan, tanıtan ve onun psikolojisini en net şekilde yansıtan tür romandır. Roman türü özelliklerine bakıyoruz. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatılır. Romandaki gerçeklik kurgusal bir gerçekliktir. Hikayelere göre daha uzundur. Olay, zaman, mekan ve kişiye unsurlardır. Anlatıda üç farklı bakış açısı bulunmaktadır. Bu tür eserlerde gözlem ön plandadır. Eserde yer alan kahramanlar, karakter ile tip olarak hikayeler ve kahramanlar tüm yönleriyle anlatılır. Mekanların ayrıntılı tasviri yani betimlemesi yapılır. Evet, şimdi roman türlerini konularına göre ayırıyoruz. Tarihi romanlara bakalım. Konusunu tarihten alan, geçmişte yaşanan olayları anlatan, anlattığı dönemin zihniyetini yani yaşam biçimini, psikolojisini yansıtan eserlerdir. Türk Edebiyatı'na yazılan ilk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi adlı eseridir. Evet, ilk tarihi romanımız neymiş? Namık Kemal'in Cezmi adlı eseridir. Yine Kemal Tahir'in Devlet Ana, Tarık Buran'ın Osmancık adlı eserleri tarihi romanlara örnektir. Macera romanlarına bakıyoruz. Günlük hayatta pek rastlanmayan çarpıcı, sürükleyici ve gizemli olayların heyecan verici bir şekilde anlatıldığı eserlerdir. Dünya Edebiyatı'nda macera türüne yazılmış en bilindik eser Daniel Defoe'nun yazdığı Robinson Crusoe adlı eserdir. Şimdi devam ediyoruz. Sosyal romana bakıyoruz ki en önemli roman tarzlarından bir tanesidir diyebilirim. Toplumsal kaynaklı olarak. Bu tür eserlerde toplumların sorunları, sıkıntıları işlenmektedir. Bu tür sorunlar arasında göç, işsizlik, ekonomi, töre, sınıf arası çatışmalar yer almaktadır. Psikolojik romana bakıyoruz. Olay kahramanların ruhsal durumunu, iç dünyasını ve psikolojik yapısını anlatan türe psikolojik ya da tahlil roman adı verilmektedir. Bu tür eserlerde aktarılan olaydan çok olay karşısında bireyin ruhsal çözümlemesi ön plana çıkmaktadır. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik eser olarak kabul edilir. Dünya Edebiyatı'ndaki en iyi psikolojik romanların başında ise
Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eseri gelmekte. Şimdi burada bileceğimiz en önemli nokta Türk edebiyatındaki ilk psikolojik eser Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseridir. Ve Suç ve Ceza'yı da en bilinen, en tanındık psikolojik roman olarak bilebiliriz. Ve Suç ve Ceza'yı da mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, dünya edebiyatına romana bakıyoruz. Bilinen en eski anlatım türlerinde olan destan, yüzyıllar ardından gelişerek modern edebiyatta yerini hikaye ve romana bırakmıştır. Dünya edebiyatının ilk roman örneği daha önce verildiği bilinse de dünya edebiyatının ilk modern roman Cervantes'in 17. yüzyılda yazdığı Don Kişot adlı eserdir. Bu nedenle dünya edebiyatının ilk roman örneği ve yazar olarak kabul görürler dedik. Evet, bir yazı hazırlığımızı daha tamamladık. Sesim bayağı zorlandı. Kusura bakmayın, biraz enerjisizim de. Evet, şimdi hepinizin sınavında başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.